Vali Hasan Şıldak, uzun yıllardır sürekli bir gelişim çizgisi içinde seyreden organize sanayi bölgesinde yürütülen çalışmalarla ilgili basın bilgilendirme toplantısıyla kamuoyunu bilgilendirdi. Bütün şehrinde yakından takip ettiği ve son iki yılda yoğunlaşan gelişmelerin şehirde heyecan yarattığını söyleyen Vali Şıldak, Balıkesir milletvekillerinin katkıları ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın destekleriyle Balıkesir'in artık sanayi şehri olduğunu ifade etti. Vali Şıldak, basın bilgilendirme toplantısı aracılığı ile çalışmaların kamuoyu tarafından bilineceğini ve bunun şehirde farkındalık oluşturacağını vurguladı. Vali Hasan Şıldak, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'nin 1449 hektar alanda üretim yapan firmalarıyla Balıkesir'in ilk ve en büyük organize sanayi bölgesi olduğunu belirtti. Sudak, 2015 yılında 4000 kişiye istihdam sağlanırken ulaşım projeleriyle birlikte odak noktası haline gelen Balıkesir OSB bugün üretim yapan 165 fabrika ile 16500 kişiye istihdam sağlamaktadır. Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'nin mevcut alanda tahsis edilecek sanayi parseli kalmadığından yeni sanayi parselleri oluşturabilmek amacıyla genişleme süreci başlatılmıştır yaklaşık 770 hektar büyüyecek olan Balosmin kamulaştırma süreci 3 etap adalinde planlandı şeklinde konuştu. Balosp'nin tüm genişleme alanları tahsis edildiğinde 5 ila 8 yıl içerisinde 40 bin kişinin çalıştığı Türkiye'nin örnek osbleri içerisindeki yerini hızlı alacağı müjdesini paylaşan Şıldak, Atık Su Arıtma Tesisi 3.300 metreküp gün kapasiteyle hizmet verirken, genişleme alanlarına gelecek yeni fabrikalarda düşünülerek 10.000 metreküp, gün kapasiteli yeni bir arıtma tesisi 7 Temmuz 2022 tarihinde devreye alındı. İhracatta süre gelen artışı desteklemek ve Gökköy Lojistik Merkezi ile demiryolu taşımacılığını daha cazip hale getirebilmek amacıyla ihtiyaç duyulmasıyla yapım işine 10 Mart 2022 tarihinde başlanan Gümrük Müdürlüğü'nün Ocak 2023'te yaklaşık 30 bin metrekarelik alanda faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır hem ithalat hem de ihracat sürecinde firmaların çözüm ortağı olacak olan Balıkesir Gümrük Müdürlüğü'nde karayolu, demiryolu ve havayolu lojistik bağlantıları sebebiyle geniş bir yelpazede hizmet verecek ifadelerini kullandı. Vali Hasan Şıldak basın bilgilendirme toplantısının ardından Gümrük Müdürlüğü inşaatında incelemelerde bulundu.